Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Kasım 2020 ders bizim ikinci kısmına ara verdik. İkinci kısma devam edeceğiz. Sizden derste olan şu anda 9 arkadaşız. Buradayım diye yazmanızı, bu ikinci ders için de ayrı bir yoklama alacağım için. Buradayım diye yazmanızı, daha sonra ben onları yoklamaya geçireceğim mesajlar. Zaten bu şekilde daha iş kolayıma geliyor yapmak. İlk kısımda arkadaşlar, ilk kısımda kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? Hocam mülkiyet kavramını açıklamıştık. Daha sonrasında şimdi biraz daha mali kısımlara gireceğiz demiştik. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Mali demeyin de şey diye, hani bu şey özelleştirme kısmına girecek. Yani daha önce özel mülkiyetten bahsettik, değil mi? Özel mülkiyet, evet. Ormanlarda özel mülkiyet, bunun işte ülkeden ülkeye farklı olabileceği, ülkenin gelecekleriyle ayrı olabileceği şeklinde konuşmuştuk. Şimdi burada bir arkadaş, tamam. Onu anlattık. Ondan sonra Türkiye'deki işte geleneği, geçmişi anlattık. Dünya ülkelerinden örnekler verdik. Yani dünya ülkelerinde özel orman bu kadar çok ama orada böyle devletin olan ormanları özelleştirmemişler dedik özellikle. Ama şimdi geldik özelleştirme kavramına geldik o zaman, değil mi? Özelleştirme kavramına geldik. Özelleştirme nedir arkadaşlar? Özelleştirme devletin olan bir mülkün özel şahıslara devredilmesidir, değil mi? Ya da devletin olan bir işletmenin özel şahıslara devredilmesidir. Yani bu çıkıyor ortaya. Ama şimdi yani bizim hocalar arasında da benim de tanıdığım, görüştüğüm insanlardan bir kısmı şey diyorlar. Ya biz böyle ormancılığı beceremiyoruz. Yani bu ormanları mülkiyetini vereceksin. Devlet mülkiyetinde kalınca bu ormanlar ormanları yönetemeyeceğiz. Bu ormanların mülkiyetini devredeceksin şeye, özel sektöre. Bak ormanları nasıl yönetiyoruz diyorlar, değil mi? Böyle bir söylem var. Ben bunun haksız olduğunu daha öğrenci yıllarından beri biliyorum. Neden biliyorum biliyor musunuz? Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Şimdi soracağım size. Şimdi evet arkadaşlar, Türkiye'de ormanlarımızın %99,9'u devletin, değil mi? Ve özellikle ormanların iyi yönetilmediğini iddia edenler işte bunun mülkiyetinin 99,9'unun devlette olmasına bağlıyorlar. Ve eğer bu ormanların özel şahısların eline geçmesi durumunda geçseydi ormanların daha iyi yönetileceğini söylüyorlar. Yani demek ki ormanların iyi yönetilmesi için mülkiyetin kimde olduğu, kime ait olduğu çok önemliyse, o zaman sadece bu ormanlarımız için geçerli olmaz, değil mi? Diğer alanlarımız, diğer varlıklarımız için de geçerli olur. Şimdi ben size soracağım arkadaşlar. Türkiye'de tarım sektörü, tarım alanları iyi yönetiliyor mu arkadaşlar? Türkiye tarımda başarılı mı bir ülke mi? Yok hocam, değil. Başarılı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özellikle önce Sevgi, önce bayanlar. Hocam şöyle söyleyeyim. Çok eskiden 1930'lu 40'lı yıllardaki tohumlarımızı bile yok edildiğini düşünüyorum ben. Şu anda Bayer gibi firmaların bu tohumları, kendi ürettikleri tohumları bize dayatma usulü desem kaba mı olur bilmiyorum. Bize sunup biz bu GDO'lu ürünleri yetiştirip tüketiyoruz. Sonra hasta oluyoruz. Tamam, sonra oralara girmeyelim. Çok teknik ayrıntılarına giriyorsun Sevgi, de asıl sormak istediğim şu. Türkiye acaba tarım ürünü üretiminde başarılı bir ülke mi? Başarılı bir ülke mi? Onu sordum. Yok dedim. Konuşabilir miyim hocam? Yok, öncelikle Alper Turan'a söz vereceğim. Sonra Mehmet Caner Koca bir şey demek istiyor herhalde. Yanım sönüyor. Sonra Oğuzhan sana. Evet tamam. Alper. Hocam bence şey değil, etkin değil bu konuda. Çünkü BİM'e gittiğimizde bile bunu anlıyoruz. Yani çayın arkasında Sri Lanka yazıyor. İşte pirincin şeyin arkasında Endonezya falan yazıyor. Yani bunları bizim üretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum yani. Hatta diğer ülkelerde bunun arkasında Made in Türkiye yazması gerekiyor yani. Bence. Yani çok
şeyde aslında tarımsal üretimde özellikle son yıllarda da yapılan yanlışlarla çok geri düştüğümüzü biliyoruz. Evet şimdi Mehmetcan sen bir şey söyleyeceksin herhalde. Yanım sönüyor çünkü. Hocam bu Alper arkadaşımızın dediği gibi de Made in Turkey veyahut da Sri Lanka yazmasının başlıca amacı benim kendi şahsi düşüncem. Tarım politikasında bir sıkıntı olması. Sonuç olarak bir sene mesela bir sene bir şeyde sıkıntı çekeriz. Bir üründe sıkıntı çekiyor. Hocam desteğim 20 geçe bitecek. Hocam mesela bir üründe örneğin soğanda bir sıkıntı çekiyorum. Soğan oluyor 8-10 lira. Örnek veriyorum. Ama hani bunun bir politika içinde veyahut da bir düzen içerisinde olsa mesela desin şu kısım şunu üretecek, şu kısım şunu üretecek, şu kadar şuna ihtiyacımız var deseler aslında hiçbir şeyin fiyatında oynama olmaz. Herkesin de ihtiyaçları karşılanmış olur. Lakin böyle bir politika olmadığı için, olsa bile belki de yapmıyorlar. Yapmadıklarından dolayı işte genelde haberler de çıkıyor. Şu kadar fiyata çıktı, şu kadar. Ertesi sene herkes ona yoğunlaşıyor. Onu üretmeye çalışıyorlar. Onu ürettikleri için de böyle bir sıkıntı yaşamaktayız. Büyük ihtimal o da politikadan dolayıdır. Tarım politikasından. Yani sonuç itibariyle yani sen de aynı şeyleri söylüyorsun. Yanlış planlama, yanlış politikalar. Aynen. Nedeniyle biz tarımsal üretimde başarılı değiliz. Evet Oğuzhan. Hocam ben bizim ülkemizde kavramların henüz tam yerine oturtulmadığını düşünüyorum. Bu nedenle tarımda çok geri bir ülkeyiz. Arazilerimiz verimli ve geniş olmasına rağmen. Biz köylü ile çiftçi arasındaki ayrımı bile tam yapamamış bir ülkeyiz. Yani her kırsal alanda çalışan insanı çiftçi olarak nitelendiriyoruz ama çiftçi çok kalifiye bir kavramdır. Bilen, ehliyetli, liyakatli bir şekilde toprağı işleyen ve bundan maksimum fayda sağlayarak geçimini sağlayan kişiye çiftçi denir. Bizim ülkemizde çiftçi yok hocam. Çiftçi olmadığı için tarımı liyakatle ve ehliyetle de yönetip üretim yapamıyoruz. O yüzden evet. Dünyanın en gerisindeyiz. Aynı fikre katılıyorsun. Yani şu anda Türkiye'deki tarımın durumunda çok iyi olduğu söylenemez. Oğuzhan ayrıca verimli olduğunu da düşünmüyoruz dedi. Yani verimli bir tarım faaliyeti de yok değil mi? Verimli politikası yok. Arazilerimiz verimli yalnız. Yok arazi verimli olabilir ama yani o üretilen üründen bir verim de sağlanamıyor anlamında. Kesinlikle sağlanamıyor. Yani onu da tespit ediyorsun. Mehmet Caner sen şeyini kapatırsan devam yanıp sönüyor. Sanki bir şey tamamdır söyleyecek hocam. Misin gibi hissediyorum. Tamamdır hocam. Yani söyleyeceğin zaman aç, o zaman daha senin konuşacağını anlayabilirim. Evet, yani o anlamda bu çıkıyor ortaya. Yani o zaman şöyle bir şey, yani şunu gördük burada. Yani biz ormancılığı çok iyi yapamıyoruz. Ormancılıkta çok iyi değiliz. Ama bunu mülkiyet şekline bağladık. Yani mülkiyetin %99,9'unun devlette olmasına bağladık. Ah özel sektörde olsa ne güzel olurdu dedik. Ama şimdi biz tarımı konuştuk. Tarımda da yani çok iyi olduğumuz söylenemez. Yani hatta gün geçtikçe daha kötü duruma düşüyoruz. Yani tarımsal ürün bakımından verimli bir üretim yapamıyoruz. Bunu da neye bağladık? Yanlış politikalara ve planlamalara bağladık değil mi? Şimdi o zaman hocam, soruyorum arkadaşlar size. Efendim? Biz genelde hiçbir sektörü doğru düzgün yönetemiyoruz diye düşünüyorum ben. Ya orası da ayrı bir boyutu. Doğru, haklısın. Yani biz olayı şeye bağlayacağız zaten. Oraya bağlayacağız zaten. Neden? Ya o zaman arkadaşlar ben size soruyorum. Tarım alanları, Türkiye'deki tarım alanları mülkiyet bakımından çoğunlukla devlete mi aittir? Özel sektöre mi aittir? Kişilere mi aittir? Şahıslara. Şahıslara diyor. Zilliyet hakkı verilmiştir hocam. Normalde asal mülkiyet devletindir. Yok. Ya yani sonuç itibariyle mülkiyet bakımından da kullanım bakımından da çoğunluk tarım arazilerinin özel şahıs veya şirketlerde değil mi? Hatta bizdeki %99,9 oran bile tutturulabilir. Yani şu anda devletin bir devlet orman çiftliği falan kaldı mı? Vardı. Yalova'da, şurada, burada. Bunlar da özelleştirildi bildiğim kadarıyla. Evet. Yani çoğu bu tarım yapılan yerlerin %99,9'unun özel sektörün elinde olduğunu söylüyoruz. O zaman arkadaşlar yani bizim şu iddiayı yapanların haklılığı biraz gölgelenmiyor mu? Türkiye'de bütün ormanlar devletin, o yüzden ormanlar verimsiz yönetiliyor, ormanlar onun için kötü yönetiliyor. Tezi burada çürümüyor mu? O teori burada çürümüyor mu arkadaşlar?
Aynısı tarım alanlarında tam tersi durumda ama tarımı da iyi yönetemiyoruz. Hatta Vedat'a geldiğimiz zaman diğer sektörlerde de çok iyi değiliz yani biz. Gıda sektörü, hayvancılık sektörü, değil mi? Sanayi sektörü, hizmet sektörü, teknoloji sektörü. Hangisinde çok iyi? Ya temel anlamda bir olaya yaklaşım, planlama, örgütlenme sorunumuz var bizim ya. Yani şimdi bunları görmeden direkt ormanlarda ki başarısızlığı kesin şu mülkiyet olayında, ormanların devlete ait olmasında ararsanız burada çok şey kalırsınız. Ve inanır mısınız ben de sizin yaşlarınızdayken bunları düşünüyordum. Bir yerden okumadım, şey yapmadım ama daha sonra bu konuları çalışmaya başlayınca da bunun bilimsel şeylerini de bağlarını da bulduk. Ama arkadaşlar bu konulara daha mantıklı yaklaşma. Ya bu konular mantıklı yaklaşılması gereken konulardır. O yüzden bakın şu tarım ve orman karşılaştırmasında bile biz neyle karşılaştık bir anda? Öyle laflı olmuyor bu işler. Yani bunun bir temeli olmalı, iddianın bir temeli olmalı. Çürük temel üzerine de siz iddianızı kuramazsınız. İddianızı kuramazsınız arkadaşlar. Hocam. Efendim. Aslında 1990'lı yıllara kadar tarım ülkesi olarak görülüyorduk. Tarımda kendi kendine yetebilen ülkelerden birisiydik. Aynı şekilde ormancılık faaliyetleri de şimdiye göre daha iyiydi bence. Yani 1990'lı yıllardan sonraki politikalar sebebiyle gerilemeye başladık. Her iki sektörde de diye düşünüyorum. Şimdi, ama biraz ilk derste ne anlattık? 24 Ocak kararlarını anlattık. Sonra gelen darbeyi, Türkiye'nin bütün varlıklarının piyasaya açılmasını anlattık ya. Yani o yüzden ormanlara da farklı gözle bakılmaya başlandı. Tarıma da öyle bakılmaya başlandı. Asıl sorun burada. Şu anda niye tarım yapılıyor? Çünkü yurt dışından gelen tohumları satın alıp yurt dışına para transferi yapılıyor. Yurt dışından gelen ilaçlar satın alınıyor, yurt dışına yapılıyor. Bir de üretilen tarımsal ürünler işlenip, işlenmiş ürün olarak da çoğu ham madde olarak satılıyor. Halde biz Rusya'ya sattığımız domatesin şeyini yapıyoruz değil mi? Yani Rusya bize satıyor bilmem ne kadar petrol, doğalgaz, şu bu, S-400 tankı falan milyarlara götürüyor. Biz onlara domates satıp dengelemeye çalışıyoruz bu ticareti ya. Sonra onlar da diyor ki sınırda arası bozuk olduğu zaman Putin'in bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle ara sıra şey yapmak için, mesaj göndermek için ne yapıyor? Sınırda bizim domatesleri koymuyorlar. Bunlar da çok şey kullanılmış diyorlar değil mi? İlaç kullanılmış bilmem ne. Geri çeviriyorlar. Ama biz domates satarak bunu da dengeleyemeyiz. Biz de onların karşılığında hadi petrolümüz, doğalgazımız yok da biz de teknoloji satabilirdik değil mi? Rusya'ya veya diğer ülkelere. O açıdan yani birazcık işte tarımı da biz geliştiremedik. Tarımı da teknolojiyle geliştiremedik. Dönüşümünü sağlayamadık tarımsal üretimde. Ki dönüşümü sağlayamadık. Biraz önce kimdi onu diyen? Çok güzel söyledi. Dedi ya Oğuzhan söyledi. Ya biz dedi çiftçiyle köylüyü çalıştırıyoruz, karıştırıyoruz dedi. Yani çiftçi farklı bir şeydir. Köylü başka bir şeydir dedi değil mi? Oğuzhan bunu söyledi. Çok önemli bu arkadaşlar. Yani o arasındaki farkı bilemediğimiz için de birazcık bu şeyleri karşılaştırıyoruz. Yani ne tarıma teknolojiyi sokabiliyoruz, ne verimli tarım yapabiliyoruz. Ama aynısı aynı şey ormanlarda da öyle. Yani işte 12 Eylül'den sonra 24 Ocak kararında ne değişti dedik? Yani ormanlar aslında ormanlara hem koruma bazlı bakılırdı, hem yeni ormanların artırılması için bakılırdı, hem üretim için bakılırdı, hem de üretilen odunun işlenmesi için bakılırdı. Bunun için 4 tane genel müdürlük vardı. Bu genel müdürlüklerden birini kapattılar. De şey vardı, Orköy Genel Müdürü vardı. Oradaki topluma hizmet sağlamak önceliklerinde. İkisini de arkadaşlar şey yaptılar yani böyle kadük hale getirdiler. İş göremez hale getirdiler. İşte kapatıp daire başkanlığını falan çevirdiler. O şekilde şey oldu. Yani bunun yansıması ormancılığa bu şekilde oldu. Ama şimdi burada sizin karşınıza ormanları böyle özelleştirirsek çok daha verimli yönetilir diyen birisine sunacağınız en şey veri arkadaşlar Türkiye'deki tarım alanlarındaki durumun da aynı olduğu ve Türkiye'de tarım alanlarının tam tersi, ormanların tam tersi şekilde %99,9'unun da özel şahısların elinde olduğunu, yani mülkiyetin özel şahıs veya devlette olmasının buradaki yönetimin
etkinliğini, yönetimin gücünü arttırmadığını görüyoruz. Aslında başka nedenler var yönetimin gücünü azaltan. Bunları sorgulamamız gerektiği öne çıkıyor arkadaşlar. Anlaşıldı değil mi bu örnek? Anlaşıldı değil mi? Evet. Anlaşıldı hocam. Evet, tamam, hocam. Cevap alabilsem iyi. Evet. Şimdi arkadaşlar özelleştirmeye geldiğimize göre aslında anayasanın 169. maddesini izlediğimiz şeyde bunu değinecektik ama burada değinmek istiyorum özelleştirmede. Ama ormanların özelleştirmesi denince de arkadaşlar tek bir özelleştirmeden bahsetmiyoruz aslında bakarsanız. Tek bir özelleştirmeden bahsetmiyoruz biz aslında. Ormanların özelleştirmesi denince bir kere mülkiyetin özelleştirmesi söz konusu olur. Yani devlete ait olan orman mülkünün özel sektöre devredilmesi söz konusu olabilir. İkinci olarak mülkiyetin devlette kalması ama ormanların işletmeciliğinin özel sektöre devredilmesi söz konusu olabilir. Üçüncü olarak da arkadaşlar, mülkiyeti ve işletmeciliği devlette kalabilir. Fakat ormanlarda yapılan bazı işlerin, üretim ve hizmetlerin özel sektöre devredilmesi olabilir. Demek ki ormanlarda özelleştirme deyince akla bir tane değil üç tane özelleştirme çeşidini getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biri mülkiyetin özelleştirilmesi, diğeri mülkiyetin devlette kalması fakat orman işletmeciliğinin özelleştirilmesi, üçüncüsü de mülkiyet ve işletmeciliğin devlette kalması fakat ormanlarda yapılan bazı işlerin özel sektöre yaptırılması. Şimdi burada aşağıdan yukarı gidersek, tersten gidersek arkadaşlar, mülkiyet ve mülkiyetin ve işletmeciliğin devlette kalması ama ormanda yapılan bazı işlerin özel sektöre yaptırılmasından bahsedersek acaba neyi kastediyor olabiliriz? Şu anda var hocam zaten. Şu anda var zaten. Ne var mesela? Şu anda mesela gençleştirme bakımlarını özel sektör yaptırıyor. Ormancılık şirketlerini veya arazi ekipmanlarını devletin şey görmedi. Şimdi iki boyutu var. Bir sosyal boyutu var aslında. Hem istihdam sağlamak için diğer şeylere, piyasaya istihdam sağlamak için belli başlı işleri özel sektöre yaptırıyorlar. Bir de örnek veriyorum mesela taşıma kapasitesinin arttığı yerlerde yerinden satım uygulaması var mesela. Adam geliyor, kesiyor, nakliyeden kazanıyor. İşte sürüntüleme maliyetinden şey yapmış oluyor. İş gücünden işletme tasarruf sağlamış oluyor. Bu itibarla şey özel sektörü zaten veriliyor hocam. Verilmesi de yerinde bir uygulama bence. Evet. Yani kendi kişisel görüşünü de katarak durumu bu şekilde bize özetledin o zaman. Başka arkadaşlar? Ormançı yolların açılması gibi işler olabilir mi hocam? Tabii orman içi yolların açılması, sanat yapıları değil mi? Ormandaki. Var mı başka fikri olan konu? Tarımsal ormancılık ürünlerinin işletimi devredilebiliyor olabilir. Yani ormandaki işler derken tarımsal biraz o çok net değil ama birçok örnek verilebilir arkadaşlar. Bak amenajman planlarını ne yapıyor artık? Özel şirketlere yaptırıyorlar değil aynen mi? Hocam. Ormandaki diğer planlama bilmem ne diğer işleri özel sektör yapıyor artık. Ya sadece amenajman planları değil yani. Oradaki belli izin ittifaklarla ilgili işlemlerde özel firmalar yapıyor birçok işi. Ağaçlandırma işlerini, fidanlık işlerini, kesim işlerini arkadaşlar. Değil mi? Şimdi hatta evet. Dikili ağaç kesimine başlandı artık. Özel sektör yapıyor. Kesim işleri. Kesim işleri. Emin bir şey mi söylüyorsun? Emin sesinde sorun var. Gelmiyor herhalde mikrofonunda bir sorun var. Yazarak gönderirsen seviniriz. Düşünceni yazarak gönderebiliriz.
Yok, gelmiyor. Seste bir sorun var. Metin de açayım da emin bir şey gönderse görürüz. Şimdi arkadaşlar yani demek istiyoruz ki aslında bu üçüncüsü yani mülkiyetin devlette kalması ve işletmeciliğin özel sektöre geçmesi durumunda bazı işlerin özel sektöre yaptırılması yaptırılıyor zaten. Bu ne zamandan beri var? 1986'dan beri var arkadaşlar. Gene bakın 24 Ocak kararlarından sonra ormanların piyasaya açılmasıyla ilgili bir şey. Yani küçük küçük başladı. Böyle çok yaygın değildi. İşte bazı faaliyetlerde orman yollarının yaptırılması mesela o zamanlara kadar orman yollarını bizzat devletin kendi reyleri falan yapıyordu. Onları aşama aşama kaldırmaya başladılar o yıllardan itibaren. Bunların yapılmasını işte şeye verdiler. Özel sektör. Çünkü özel sektörün kendi araçları var, elemanları var. Bu şeyleri yaptılar. Ya fark etme ağaçlandırma işleri Emin yazdığı şey evet ağaçlandırma işleri özel sektörü yaptırılıyor. Yani sadece madenlerden sonraki orman alanları değil normal açık alanların ormana dönüştürülmesi için yapılan ağaçlandırma faaliyetleri, ormanlaşma faaliyetleri bunlar da özel sektöre yaptırılıyor. Ya da yanan alanlardan sonra ormanın tekrar ağaçlandırılması noktasında da özel sektöre yaptırılıyor. Yani bu tür şeyler şey ama bunun önü ne zaman açıldı? 1986'da arkadaşlar. Yani 3373 sayılı yasa mıydı? 2785 miydi? Ya bunların artık numaraları da benim kafamda karışıyor. Hiç de umursamıyorum artık. Ama hem 86 hem de 87 bu tür şeyler girdi. Daha sonra 2000'lere doğru işte amenajman planlarının özel sektöre yaptırılması başlandı. Sonra 2005'te miydi yanılmıyorsam o orman mühendisliği ile ilgili orman mühendisliği yasası çıkınca, mesleki yasa çıkınca ondan sonra birçok o bu alanda bir sektör oluşturulmak için, pasta oluşturabilmek için birçok iş yapılan birçok teknik iş bu o mühendislik bürolarına aktarıldı ve özelleştirildi. Ve günümüze kadar bu geldi. Şimdi bu sonuçta söylediğimiz gibi bu anayasaya aykırı bir iş mi? Anayasaya aykırı bir iş değil. Anayasada bunun önünde bir engel yok. Yasalara aykırı bir iş mi? Yasalara aykırı bir iş de değil. Çünkü yasalarda da bunun önünde bir engel yok arkadaşlar. Yasalarda da bunun önünde bir engel yok. O anlamda böyle bir durum var. Yani Türkiye'de şu anda yani bu işlerin, bu hizmetlerin özelleştirilmiş olduğunu 1986'dan başlayarak 7 yıl daha da özel sektör açık hale getirildiğini biliyoruz. Şimdi geçelim diğer şeye. Türkiye'de arkadaşlar mülkiyeti devlette olabilir ama buradaki işlerin özel sektör tarafından yapılması anayasa orman işletmeciliğinin daha doğrusu özel sektör tarafından yapılmasına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası izin veriyor mu arkadaşlar? Hayır hocam. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası izin vermiyor. Neden izin vermiyor? 169. maddeye bakarsanız anayasanın 169. maddesi. Bakın en üst yasa. Anayasanın 169. maddesinde açık olarak şöyle diyor. Devlet ormanlarında devlet ormanları devlet tarafından yönetilir ve işletilir yazıyor. Devlet ormanları devlet tarafından yönetilir ve işletilir yazıyor. O kadar açık. Demek ki anayasa devlet ormanlarının özel sektör tarafından yönetilmesine izin vermiyor. Peki devlet ormanlarının özel sektör tarafından yönetilip işletilmesine anayasa izin vermiyor ama pek çok uygulamada bunun yapıldığını görüyoruz dersem ne dersiniz? Bir daha söyler misiniz hocam? Yani devlet ormanlarının devlet tarafından yönetilip işletileceğini söyleyen anayasanın 169. maddesine rağmen devlet ormanlarının bir kısmının farklı nedenlerle özel şahıs veya kuruluşlar tarafından işletilebildiğini anayasaya rağmen söylersem
Ne dersiniz? Hocam zaten dolaylı olarak yapıyorlar. Bir dakika, Oğuzhan Kalaycıoğlu'na işini veriyorum. Yapılan işlem kanun arkasından dolanma tabiriyle açıklanabilir. Devletin her ne kadar özel şahıslar bu işlemi yapmış olsa da devletin kontrolünde, denetiminde ve gözetiminde yapıldığı için asıl fail devlet konumunda addediyorlar işletmeler. O yüzden anayasal bir engel olmadıklarını düşünüyorlar. Kanun arkasından dolanma gibi. Yani düz olarak bakar isek planlanması, asıl karar vericisi özel sektör olsaydı özel sektör tarafından yönetilmiş olurdu. Fakat burada asıl planlanması ve işin asıl yöneticisi devlet, taşeri olan özel sektör olduğu için anayasal bir engel olduğunu düşünmedim. Bu işte örnek bir maaşlandırmada bakın işin ameliliğini onu demiyorum, bak sektör... karıştırıyorsun. Onlarda sorun yok. Anayasada bir engel yok. Devletin mülkiyetinde ve işletmecinde olan alanlarda yapılan işlerin özel sektörü devredilmesinde anayasada çok büyük bir sorun yok. Ben başka bir şeyi sordum. Hocam özel mülkiyeti sektör devlette olan ormanların özel şahıslar tarafından işletilmesine, anayasa izin vermemesine rağmen şu anda bazı ormanlar belli şekillerde özel şahıslar tarafından işletiliyor. Evet Vedat. Yani hocam özel şahıs derken kooperatifleri kastetmiyorsunuz değil mi? Şirketler de var, kişiler de var. Hocam geliyor mu aklınıza herhangi bir şey? Yok hocam. Gelmiyor mu? Mesir alanları var. Bak bir tanesi mesir alanları. Yani mesir alanlarının işletilmesi var. Otopark olarak kullanıyorlar. Da giremiyorum o yüzden mesela Bursa'da yere girip gitmiyorum. Sinirimden. Mesela tabiat parkları ve kent ormanları var değil mi? Kamp bir de mesire yerleri var. Bunların dışında. Bunların işletmeciliğini kim yapıyor? Özel sektör hocam. Şirket var. Mesela şeyde kamp alanı var. Adamın kendi adamı. Uludağ'da, Saralan'ın orada özel kamp alanı. Ücret verip kalabiliyorsunuz. Yani şimdi Emin de yazmış bir şeyler. Madenlerde su açılan onu yazmışlardı. Hocam doğrudan izin vermiyor. Denetimi sağlayarak sadece kullandırmaya izin veriyor olabilir mi? Kent ormanları. İşte şimdi ben şunu soracağım şimdi. Biz orman işletmeciliği derken arkadaşlar, ormanların yönetimi derken burada kastettiğimiz sadece odun üretimi mi? Hayır. Yani orman işletmeciliği sadece odun üretimi için mi yapılır? Ormanların yönetimi var. Aynı zamanda korunan alanları yönetmek için yapılır değil mi? Ormanların yönetimi için yapılır. Rekreasyon için de yönetimi için yapılır. Ama şimdi bir çeşit 10 yılına, 29 yılına, 49 yılına bu alanların bir kısmının, tabiat parklarının, kent ormanlarının, diğer rekreasyon alanlarının özel şahıslara devredildiğini görüyoruz. Peki bu basit. De yıllar, bu daha yeni şey oluyor. Son 10-15 yılda. Ya 1983'ten beri uygulanan bir uygulama var arkadaşlar. Turizm Teşvik Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle, onun 8. maddesiyle. Avcılık falan mı hocam? Hayır. Turizmden bahsediyorum. İzin veriyorlar. Yani 49 yıllığına belli bir orman alanını bir şirkete devrediyorsun. Oraya otel yapıyor, golf sahası yapıyor, işletiyor. Evet. Bu bir işletme değil mi? Bu bir yönetim değil mi? Ormanın yönetimi değil mi bu? Faaliyet. Ormanın yönetimi. Yani sonuç itibariyle anayasada bu şekilde bir engel, yasak olduğu halde sanki orada yapılan turizm faaliyeti, orada yapılan işte otel, oradaki golfçülük, golf sahası sanki görünmüyor. Onu yapanlar milyonlarca lira para kazanıyorlar. Burada bir işletmecilik yapıyorlar. Ama bu böyle görünmüyor. Peki daha da farklı bir şey örnek vereyim arkadaşlar. Belli ormanları işte maden çıkarmak için şirketlere devrediyorlar. Burada da bir işletmecilik yapılıyor. Yani biz sadece orman işletmeciliğini odun üretimi olarak mı göreceğiz arkadaşlar? Yani ormanların işletilmesi, ormanların yönetilmesi
o ormanların ürettiği bütün ürün ve hizmetlerin yönetilmesi ve işletilmesidir. Şimdi siz kalkıp sanki onlar sadece biz odun üretimi ve şeyi için işletmecilik yapıyoruz, başka şeye karışmıyoruz deyip, yani devlet anayasanın hükümlerine uyduğunuzu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zaten bu boşluk bulunduğu için şimdi kent ormanları ilan ediliyor, rekreasyon alanları, tabiat parkları bir şekilde hemen ormanı bölüyorlar. Oraya hemen sınırını çekiyorlar. Diyorlar burası tabiat parkı, şurası bilmem ne. Hemen orayı hop birisine veriyorlar yönetimi işletmesi için. Asıl sorun burada. Yani aslına bakarsanız anayasaya aykırı davranılıyor. Yani o zaman ne diyebiliriz? Her ne kadar anayasada devlet ormanları devlet tarafından yönetilir ve işletilir diye yazsa da, böyle bir sınırlama olmuş olsa da, uygulamada devlet ormanlarının özel sektör tarafından yönetilip işletildiğine dair pek çok örnek görebiliyoruz. Bunlar işte enerji tesislerinde var, bunlar maden tesislerinde var, turizm tesislerinde var. İşte tabiat parkı ve kent ormanı ve diğer rekreasyon alanlarının işletmeciliğinin devredilmesinde var. Ve birçok örnek daha sayılabilir arkadaşlar. Bu şekilde birçok örnek daha sayılabilir. Demek biz kendimizi kandırıyoruz birazcık, değil mi? Şimdi ne dedik o zaman? Devlet ormanları, devlet tarafından devlet mülkiyetindeki ormanlar devlet tarafından işletiliyor ama bazı hizmetler ve işlemler, bazı işler ve hizmetler özel sektöre yapılması var. Bu zaten bir anayasal engel yok ama devlet ormanlarının özel şahıslar tarafından yönetip işletilmesi anayasada yasakken uygulamada hiç de öyle değil. Ve geliyoruz arkadaşlar üçüncü aşamaya. Devlet ormanlarının mülkiyetinin devredilmesi noktasında da anayasada bir hüküm var. Diyor ki anayasanın 169. maddesinde devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz deniyor. Yani bakın satılamaz değil, devrolunamaz deniyor. Neden satılamaz değil de devrolunamaz? Çünkü devlete o zaman hakim olan anlayış şunu yapabilir. Ya ben bunu satmadım, bedavaya verdim de diyebilir. Devrettim, şu vakfa devrettim. Şu kuruluşa devrettim de diyebilir. Efendim? Hiçbir suretle el değiştiremez. Yani demek ki devlet ormanının mülkiyeti, yani ister sat, ister hibe et, bilmem ne, hiçbir şekilde devredilemiyor. Devletin mülkiyeti devredilemiyor. Böyle bir hüküm var. Kesin. Kati bir hüküm var. Ama uygulamada hiç de öyle değil arkadaşlar. Ben size şunu da söyleyeyim. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunabiliyor. Nasıl acaba? Buna nasıl oluyor? Şey, düşündünüz mü, şöyle bir şey söyleyebilir misiniz? Kamu yararı gözetilerek mi yapılıyor hocam? Enerji santralleri yararı gözetilerek işletmeciliği devrediliyor. O tahsisler yapılıyor. Oradan hiç devredilmiyor. Yani 49 yıl olsa da 99 yıl olsa da onun sonunda o işletme hakları bitecek. Zaten oraya bu işletme hakkı verildiği zaman mülkiyeti verilmiyor. Mülkiyet gene devlette. Değil mi? Bu alanın mülkiyeti. Ama sürekli yok zaten. O zaman devlet ormanlarının mülkiyeti nasıl devrediliyor? Hangi uygulamalar var? Aslında popüler bir uygulama var yani. Oradan örnek verebilirsiniz. Hidroelektrik santraller hocam. Yok, onlar hep şey yani. Onlar hep tahsis izinler. Belli bir dönemlik işletme hakkı veriliyor. Enerjinin dönemi veriliyor. Olmaz ki hocam. Efendim? Enerjinin dönemi olmaz ki, fiil olarak bakarsanız da olur sürekli. Enerjinin dönemi var. Mülkiyet HES'lerin mesela 30 yıl ömrü. Termik santrallerin 30 ve 40 yıl arasında. Ondan sonra geri devredecek. İşletme süresi bitecek. Ha, yap işte. Hocam, nükleer santrallerin de öyle. Yani hepsinin bir süresi var. Orman vasfını kaybetmiş arazilerin 49 yıl onlar. Yok, 49 yıl değil. Bak karıştırma Oğuzhan. Orman vasfını kaybetmiş arazi başka bir şey. Allah. B2 değil, değil mi? 2B değil mi hocam? 2B, 2B. 2A var hatta. Bakın anayasada
Yani ve orman yasasında aslında her ne kadar mesela orman anayasanın ilk üç paragrafı çok güzel konuşuyor da dördüncü paragraf tamamen 2B'yi anlattığı için arkadaşlar aslında birbiriyle öncekilerle çelişen hükümlerdir. Bir kere 2B ormanlarının mülkiyetinin devredilmesi anlamına geliyor. Nasıl devredilir? Onu sorgulayalım. Nasıl devredilir? Hocam. Efendim. 2B'de şöyle bir husus da var. Eskiden vatandaşın kendi arazisiymiş. Mesela Karadeniz'de adam mısır tarlasıymış. Mısır tarlası veya başka Karadeniz özgü zaten engebelik arazi. Zamanla orman basmış. Orman mülkiyetine geçmiş. Aradan yıllar geçmiş bakımsızlıktan. Her yer ormanlaşmış. Daha sonra o dönemde vergileri yatırılmış. İşte vesaire şeyler yapılmış. Onu satım hakkını elinde bulundurmak için kullanıyor vatandaşlar da. Mülkiyeti de geçiyor tabii. Ama eskiden orman değilmiş. Sonradan ormanlaşmış alanlar. Benim bildiğim kadarıyla. Tam tersi senin o dediğin olay. Karadeniz dersen zaten olay tam tersidir. Eskiden yani orman... O vatandaş o mısır tarlalarını ve diğer tarlalar ormandan açmıştır geçmişte. Orman içerisine. Tabii açmıştır. Hocam, ama daha sonra verimsizleşince zaten kendine yettiremeyince göç etmesi gerekmiştir. Artık toprağı terk etmiştir. Terk edince de zaten olmuştur. Tekrar hocam vergisini ödemiş tarım şey olarak bir sürü örnek gördüm ben öyle. Ama yani, vergisini bak şimdi vergisini ödemiş tamam o onun mülkiyet hakkı doğurmuyor işte. Yani neden vergisini onun kullanımı için ödüyor? Yani sen geliyorsun benim toprağımı kullanıyorsun bana kira veriyorsun. Vergi o anlamda. Mülkiyet vergisi anlamında ödemiyor yani bunu. Anladım hocam. Yani ya da işte oradaki şeyde pazar yerinde belediyeyi ne yapıyor? Oraya rüsum veriyor. Oradaki şeyini veriyor. Kiralama şeyini veriyor. Günlük. Onun anladım. Gibi şey değil yani kullanım hakkından doğan vergisini veriyor. Onun mülkiyet vergisi vermiyor yani. Arası karıştırmamak lazım. Tamam o zaman bu ödediği şey kullanım hakkı tarihi belirlemesi olarak yapıyorlar. 49 tabii. Yıllığı aşıp o zaman. Aynen öyle. 49 tamam. Bak hep sen 49 kardeş o 49'u 2B'ye karıştırma. 2B'de 49 yıl diye bir hüküm yok. Şey var bak şimdi o zaman biraz da açalım. Normal hazine açalım. Arazisinde bu tür kullanımlar yaptığın zaman oranın kullanım işte vergilerini ödediğin zaman kullanım hakkı doğuyor ve bir süre sonra zilliyetlikten doğan ya yani bu kullanım hakkından doğan şeyden dolayı oraya şey yapabiliyorsun. Mülkiyetini alabiliyorsun. Belli bir bedel karşılığı küçük bir bedel karşılığı alabiliyorsun. Ona itiraz yok. Ama bu zilliyetlik hakkı şeyde geçerli değil. Orman ve meralarda geçerli değil. Bak şimdi hani dedik ya geleneksel ormancılık düzeni, şey evet. Yönetim düzeyi. Yani meralar ve şey için zilyetlik hakkı söz konusu değil arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ama şimdi bu zilyetlik hakkının uygulamasını anayasa buna izin vermediği halde ormanlarda bu şekilde uyguladılar. 2B'yle uyguladılar. Yani vatandaş gelip ormanda açıyor, tarla yapıyor, ev yapıyor. Bahçe yapıyor. Başka bir tesis yapıyor. Samanlık yapıyor. Ne diyelim? Aslında orman olan bir yer orası. Ama evet. Bir şekilde 1963'ten beri uygulanan bir şey bu. 1963'ten beri 2B ile orman dışına çıkarma işlemi yapılıyor. Ve şu ana kadar 500 bin hektar alan 500 bin 500 bin hektar orman alanı bu şekilde 2B ile orman dışına çıkarıldı. Bunlardan bir kısım mera olarak çıkarıldı. Yani mera gene devletin şeyinde ama önemli bir kısmı da yani yol geçti, bina yapıldı, tarla oldu, bahçe oldu, samanlık oldu, ahır oldu. Bu şekilde yapıldı. Ama buraları orman içine çıkarıyor. Bak yeni bir şey değil bu. 1963'ten beri çıkarılıyor. Ama buradaki sorun bu çıkarılan yerler kişilerin adına çıkarılmıyor. Oranın işgalcisinin adına çıkarılmıyor. Ne adına? Hazine arazisine çıkarılıyor. Yani hazineye ait ormanken burası o orman vasfı ortadan kaldırılıyor. Hazine adına arazi olarak, devlet arazisi olarak çıkarılıyor bu yerler. Yani 63'ten beri çıkarılmış. Tabii bu çıkarılan yerleri gene o işgalcileri kullanmaya devam etmiş. Yani orman sayılmamış, devam etmişler.
Ama 1990'lardan beri bu alanların değerlendirilmesi için kanunlar çıkmış. Yani bu alanların işgalcilerine verilmesi için kanunlar çıkmış. Ve orada da şu şart aranıyormuş başta, orman köylüsü olması aranıyormuş o yıllarda. Ama bu kanunlar arkadaşlar, hatta anayasayı değiştirmeye de, yani önce kanunlarla gitmiş olay. Ama kanun çıkmış ama Anayasa Mahkemesi bunları anayasaya aykırı diye, yani devlet ormanlarının mülkü değiştiremez maddesine aykırı diye geri çevirmiş. Bu uygulamaya geçirilememiş. Bu önemli bir sorun arkadaşlar olmuş. 2B sorun. Vatandaşın gözü mecliste, oradan çıkacak yasaya gitmiş. Siyasetçiler de bütün seçimler öncesi gelip vatandaşa demiş ki senin işgal ettiğin bu arazi sana biz vereceğiz. Yani orman vasfı şey yaptı ama mülkiyetini alamıyorsun. Sadece kullanımın devam ediyor. Biz sana bunun mülkiyetini de vereceğiz. Merak etme vatandaş demişler. Arkadaşlar. Merak etme vatandaş demişler. Kanunu da yapmışlar. Mesela bir tanesi 1994 yılında yapıldı. Süleyman Demirel o zaman Cumhurbaşkanı'ydı. Ona gidildi falan, hiç olmadı. Onayladı yani. Hiç sektirmeden onayladı. Çünkü o kırsal kesimden oy alıyordu zaten. Yani onlara yıllardır bu politikayı savunan bir kişiydi. Yani kendine çelişmiyordu. Şey oldu. İşin ilginç tarafı, bunu onayladığı gün ertesinde İzmir'de büyük bir sel oldu. Bak şey yapmıyorum ama şu an depremle yıkılan yerler o zaman su altında kaldı büyük bir ihtimalle. Yani çünkü oralar hep dere yatağı biliyorsunuz. Ondan sonra yani bunun ertesi gün oldu bu olay. Böyle bir şey var yani, denge. Biz o zaman bunu çok yakından takip etmiştik. Yani böyle bir şey. Çünkü o sel niye oldu? O ormanlar hep açıldığı için olmuştu. İzmir'in dağlarındaki ormanlar açıldığı için olmuştu. Ve o nedenle arkadaşlar şey oldu. Sonra bu hükümet 2002'de geldiği zaman, ya bu konuda yazdığımız çizdiğimiz şeyler var, onları okumanızı tavsiye edeceğim. Yani vereceğim, okuyun, şey yapın diyeceğim. 2002 seçimlerinde ben bu siyasi, o zamanki siyasi partinin, o seçime katılan siyasi partilerin seçim bildirgelerini ve parti programlarını okuyup bir makaleye dönüştürmüştüm. Ormanlarla ilgili şeylerin yaklaşımlarını ve ondan sonra da olan bütün seçimlerde, yani 2002'den sonra 2007, 2011, 2015 ve 2018 seçimlerinde hepsinde bunu yaptım. Hep yayınları var. Yani bir de SearchGate sayfasından bunları indirip tek tek bakabilirsiniz. Orada yazdım. İşte o 2002'de şu anda iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha yeni kurulmuş parti, 2001'de kurulmuştu, 2002'de seçime giriyordu. Onun parti programında ve seçim bildirgesinde 2B ile ilgili herhangi bir husus yoktu arkadaşlar. 2B ile ilgili. Belki haberi yoktu 2B'den. Yani koymamışlardı. Daha yeni acemilerdi. Ormanla ilgili bir görüş oluşturmamışlardı henüz. Ama o zaman Orman Bakanlığı'nı elinde bulunduran, ondan önce iki dönem Orman Bakanlığı'nı elinde bulunduran Doğru Yol Partisi ile Demokratik Sol Parti'nin seçim bildirgeleri tamamen bu 2B ile ilgili. Onları vatandaşa vereceğiz söylemleriyle doluydu. Yani 2B ile ormanlığına çıkarmış alanları. Çünkü onlar bakanlığı elinde bulundukları için böyle biliyorlardı. Orada rant var, siyasi rant var, şey var. Sonra ama bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelince ilk işlerinden biri anayasayı değiştirmek oldu. Anayasanın 170. maddesini değiştirdi. Mecliste çünkü büyük bir çoğunluğu vardı. Hani ben size bahsettim ya, 1946 seçimlerinde açık oy gizli tasnif vardı. Yani adaletsiz bir sonuç çıktı. 50 seçimlerinde de şöyle bir durum vardı. Bir ilde, tabi onu o zamanki iktidar partisi, Cumhuriyet Halk Partisi kendi lehine diye koymuştu. Mesela İstanbul'da 20 milletvekili çıkacaksa bir milletvekilinin önde olan parti 20 milletvekili kapıyordu. Hani bu Amerika'daki şey sistemi gibi. Eyaletlerde de öyle şu anda. Bir oy farklı olan o eyaletteki bütün delegeleri alıyor biliyorsunuz. Yani öyle bir sistem 1950'de. Bu sistem muhalefetin içinde, Demokrat Parti'nin içinde yaradı ve bir anda yani mecliste ezici bir çoğunluğa kavuştu ve bu sistemi sürdürdü 1960'taki darbeye kadar. Şimdi benzer olan 2002'de yaşandı. Yani Türkiye siyasetinde büyük bir çürüme vardı, şey vardı, böyle bir şey ilişkileri vardı. Yani böyle devletin bütün kaynakları belli çevrelere aktarılıyordu. Enerji ihalelere, şunlar bunlar. Epey bir kokuşmuşluk vardı, bir yenilenme gerekiyordu. Seçime gidildi. Seçimde iktidarda olan bütün partiler baraj altında kaldılar. Yani o zaman iktidarda kim vardı? Demokratik Sol Parti vardı. ANAP vardı. Milliyetçi Hareketçi Partisi vardı. Son hükümetti. Ondan önce hükümetlerde
Refah Partisi vardı ve Doğru Yol Partisi vardı. Bunların hepsi baraj altında kaldılar. 2002 seçimlerinde yeni kurulmuş, 2001'de yeni kurulmuş Adalet ve Kalkınma Partisi %36 oyla barajı geçti. Bir diğeri de %20 oyla da Cumhuriyet Halk Partisi barajı geçti. İşin ilginç tarafı 1999 yılındaki seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi barajı geçip şeye girememişti. Yani meclise girememişti. Onun bütün oyları DSP'ye kaydığı için baraj altı kalmıştı. Yani bu iki parti aslında iki yeni parti. Yani önceki dönem mecliste olmayan iki parti sadece %10 barajını geçip meclise girdi. Tabii bu iktidar partisine büyük bir avantaj sağladı. Oyların sadece %36'sını almış olduğu zaman aldığı halde iktidar partisi, yani Adalet ve Kalkınma Partisi meclisin %72'sine hakim oldu. Yani mecliste iki parti var. Biri %72 milletvekiline ait, öbürü %28. Başka parti yok. Yani aldığı oyun iki katı kadar milletvekili çıkardı oransal anlamda. Tabii o zaman anayasayı değiştirecek çoğunluğa da sahipti Adalet ve Kalkınma Partisi. Ve bu konuları rahatlıkla anayasa değiştirmeyi rahatlıkla gündeme getirebiliyordu. Böyle çok böyle netameli konular olmazsa, onlarda belli şeyler vardı hemen getiremiyordu da. Ama bu konuyu getirdi ve meclisten bu karar çıktı. Yani İki Bey ile yani orman dışına çıkarmış alanların satışı. Ve öyle bir karar çıktı ki daha öncekilerde Anayasa Mahkemesi'nin uygun bulmadığı zamanlarda bu sadece orman köylüsüne satışından bahsedilirken bu alanların bu çıkan anayasa değişikliğinde bunun herkese yani parayı kim verirse ona verilmesi gündeme geldi. Meclisten bu şekilde çıktı. Anayasa 170. madde bu şekilde değişti, çıktı. Ama o zamanki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bunun ormanları bitireceğini söyleyip bu anayasa değişikliğini geri çevirdi. Hatta bu anayasa değişikliğinde ormanlarla ilgili bir değişiklik daha vardı. 169. maddede şöyle değiştirilmişti. Hani diyoruz da devlet ormanları devlet tarafından yönetilir ve işletilir deniyordu ya. Buraya bir kelime daha eklenmişti 169. maddeye. Devlet ormanları devlet tarafından yönetilir, işletilir ve işlettirilir. Bir kelime bak. İşlettirilir. Bu ne demekti? Özel sektöre devir. Yani devlet orman işletmeciliğinin tamamen evet. Özel sektörü devir. Yani bir gün Ulus Orman İşletme Müdürlüğü yerine güzel orada üretim var. Bakacaktır. Orman Sağ diye Sabancı'nın bir işletmesi gelecek. Çünkü adam gidip şeydeki Ankara'daki işletmeleri almayacaklardı yani. Devrek'teki, Bartın'daki, Yenice'deki işletmeler en büyük şirketler. Kimse onlar gelecek bilmem ne Sağ, Koç'un bilmem nesi. Ha sonra şeyler yeni şeyler çıktı değil mi? Cengiz çıktı, Limak çıktı bilmem ne. Bunların her biri en iyi orman işletmelerine sahip olacaktı o esnada. Şimdi o zamanki Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bunların ikisinin de ormanlara büyük zarar vereceği gerekirse çok güzel bir gerekçe de yazarak yani böyle boş geri çevirmiyor. Şundan dolayı bilmem ben okudum o gerekçeleri hep o zamanlar. Yazarak ne yaptı? Geri çevirdi bu maddeyi. Bu yasayı. Daha sonra o dönemde bir şey daha yapıldı. Orman yasası değiştirildi. Ama oraya girmeyeyim artık. Neyse. Meclis eğer bu şeyi anayasa maddelerini arkadaşlar bu anayasa maddelerini aynen yazıp tekrar şey yapsaydı Cumhurbaşkanı'nın ikinci kez veto etme hakkı kalmayacaktı. Ama mecliste de o zaman daha dengeli bir meclis vardı. Böyle bir kişinin emriyle herkes her şeyi yapmıyordu yani. İktidarın elinde olsa bile yani öyle değildi o zamanlar. Yani biliyorsunuz o zamanlar 2003 gibi şeyler 2002'de biliyorsunuz şey vardı. Amerika'nın Irak'ı işgali söz konusuydu. Tezkere. Bizim meclise şöyle bir kanun geldi. Bizim askerlerimizi Amerika'nın yanında Irak'a göndermek ve aynı zamanda Amerikan askerlerinin Irak'a müdahalesi için bizim topraklarımızı açmak. Yani bizim güneydoğumuzu Amerikan askerlerini yerleştirmek. Yani yüz bin askeri belki de bizim güneydoğumuza yerleştirmek şeyi gelmişti. Çok tehlikeli bir şeydi. Bir, Irak'a biz niye müdahale edelim? Yani bir de Amerika'nın emriyle niye müdahale edelim? İki, Amerikan askeri bizim topraklarımıza ne işi var? Büyük muhalefet oluştu. Mitingler yapıldı.
Ankara'da ve Türkiye'nin çeşitli. O zaman mitingler de yapılabiliyordu işin tuhaftan. Yani ne tarih oldu bunlar artık işin tuhaftan. Büyük yüz binlerce kişi katıldı. Yani ben de bu mitinge katılanlardan biriydim. Ankara'da ki miting herhalde 200-300 bin kişi katılmıştı. Yani biz Irak'ın işgaline karşıyız. Amerika emperyalizm Irak'tan çık, Türkiye'den çık. Türkiye'de Amerikan askeri istemiyoruz diye o zaman şeydi. Gittik mitinge ama biz yani Ankara'dan dönüşte böyle çok umutlu da değildik. Çünkü blok bir oyu vardı iktidar partisinin. Yani bu mutlaka geçecek diye bakıyorduk o karar. Ama bir mola yerine bir de baktık karar geçmemiş. Yani iktidar partisinin milletvekillerinden önemli bir kısım buna hayır demiş. Öyle bir şey vardı bu ülkede yani garip. Yani de geçmedi. Yani Amerika o anda bizim limanlarımıza askerlerini getirmişti. İskenderun limanına falan çıkmıştılar. Sonra geri gittiler. Yani böyle limandan araçlarını da gemilere bindirip geri gittiler. Yani bizim ülkemizi işgal etmediler. Ama ben şimdi düşünüyorum. O askerler o Güneydoğu'ya yerleşseydi, o Güneydoğu'da sadece acaba Irak'a işgal için mi bulunacaklardı acaba? Acaba bizim Güneydoğu'da nasıl bir şey gerçekleşti? Bunu bir düşünmenizi isterim açıkçası. Ama yani o Irak'taki, Suriye'deki o parçalı yapı bizim ülkemizde de oluşmayacak mıydı? Bunu da düşünmenizi isterim açıkçası. Ve arkadaşlar, işin tuhaf tarafı o zamanki başbakan yardımcısı yani iktidarın milletvekili olan Ertuğrul Yalçınbayır da karşıydı ve karşı oy verdiğini açıkladı. Adam ilk önce görevden aldılar ya, bakanlığını falan aldılar, bir de aday falan gösterdiler. Ama çok sayıda milletvekili de şu an hatta aktif olmayan ama çok milletvekili de karşı geldi. Bu güzel bir şeydi. Keşke meclis hep böyle çalışsa. Çünkü Amerika o zaman baktı ki ya bu meclis çalıştığı zaman benim istediğim her şey olmuyor. Ne yapayım? Bu meclisi bir devreden çıkaralım oldu. Türkiye'deki siyasal yapılanma da ondan sonra bu şekilde gelişti. Bir kişiyi bağlamak yeterli olmaya başladı. Konularda. Yani bu da önemli dış ilişkilerde. Dış ilişkilerde aslında güçlü olmak istiyorsan meclisini güçlü yapacaksın bir kere. Öyle istediklerini sana şey yapamayacaklar. Şimdi gelelim ormanlarla ilgili şeye de gelelim. O zaman işte Cumhurbaşkanı Ahmet Nezih Sezer bunu veto edip geri gönderince bu şeyde de yani o zaman iktidar partisinde mantıklı düşünen milletvekilleri vardı. Dediler gerçekten bu olmaz. Bunlar iyice tartışıldı. İstişare süreçlerine gidildi. Ve bundan vazgeçildi arkadaşlar. Fakat ne yazık ki yani bu istekler devam ettiği için bu sefer bakın anayasanın maddesini değiştirmeye gerek yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da değişti 2010 yılında biliyorsunuz. Yani bir referandum yapıldı. Anayasa Mahkemesi diyelim ki 8 üyeli miydi? 8 üye daha eklendi oraya falan. Öyle oynandı bu tür yerlerle, Yargıtay'la, Danıştay'la bu referandumda biliyorsunuz. Ondan sonra o rahatladı o durum. O rahatladığından sonra 2011 yılında bir yasayla arkadaşlar, bu iki beyli orman dışına çıkan arazilerin satışı sağlandı. Özellikle de hangileri oldu? İstanbul, Bursa, Ankara, böyle değerli, toprağın, arazinin değerli olduğu yerlerde bu yapıldı. Ve o İki beyli alanlar haklarını bir başkalarına devretti zaten. Paralarını ceplerine aldılar. Öbürleri de büyük şirketler buraları kapattı. Büyük siteler şeyler oldu. İstanbul'un etrafındaki orman manzaralı siteleri çoğu bu İki Bey arazilerine yapıldı arkadaşlar. İki Bey buydu. Ama gelirsek konuya tekrar ne diyeceğiz? Sonuç itibariyle bizim anayasamızda her ne kadar devlet ormanlarının mülkiyeti değiştirilmez yazılsa bile anayasamıza rağmen, anayasamızın hükümlerine rağmen devlet ormanlarının mülkiyeti 1963 yılından beri değiştiriliyor arkadaşlar. Ya aslında 60'ından bile değiştirilmiyor. Yanlış söyledim. 63 yılından beri buna imkan veren bir düzenleme var ve bu düzenleme 2011 yılında suistimal edilip bu alanların mülkiyeti özel sektörlere de özel şahıslara devredildi arkadaşlar. Özel sektörü ve özel şahıslara devredildi. Böyle bir gerçeklikle karşıyız. O zaman dönelim. Dönelim konumuza. Ne dedik? Özelleştirme denince 3 özelleştirmeden bahsedebiliriz. Devlet ormanlarının mülkiyetinin özelleştirilmesi, devlet ormanlarının mülkiyeti devlette kalmak koşuluyla işletmeciliğinin özelleştirilmesi, 3. olarak da devlet ormanlarının mülkiyeti ve işletmeciliğinin devlette kalmak koşuluyla devlet ormanlarının mülkiyeti ve işletmeciliğinin devlette kalmak koşuluyla ormanda yapılan bazı işlerin ve hizmetlerin özelleştirilmesi.
Anayasa bunların hangisinde mevcut anayasa izin veriyor? Üçüncüsüne izin veriyor. Yani öyle bir engel yok. Ama ilk ikisine izin vermiyor ama onlar da hani dediniz ya arkadan dolanarak, kulağını şey yaparak, başka yerden göstererek ne yapılıyor? Bunlar da ne yazık uygulamada karşımıza çıkan şeyler. Mesela devlet ormanlarının mülkiyeti devlete kalma şartı işletmecinin özelleştirmesine aslında anayasa izin vermiyor ama baktığımız zaman turizm tesisleri, maden tesisleri, enerji tesisleriyle bu yapılıyor zaten. İşte tabiat parklarının, kent ormanlarının ve diğer rekreasyon alanlarının işletmeciliğin özel sektör tarafından belli bir süreliğine yapılmasına izin verilmesi, bu da bu işletmeciliğin özel sektör tarafından yapılmasını sağlıyor. Hatta hiç bahsetmedik, bu dikil ağaç satışıyla birlikte öyle bir yere gidiyor ki olay, orman işletmeciliği de bir şekilde aslında özel sektör tarafından yapılıyor. Yani çoğunlukla bu şeylerde dikil ağaç satışlarında devlet orman işletmeleri devreden çıkarılmış durumda. Yani orada sahadaki artık her işi yapan özel şirket, ona bağlı mühendisler, değil mi? Yanılıyor mu? Öyle hocam. Bütün hesap kitap işlerini, şeylerini yapan bizimkiler onaylıyor zaten. Getiriyor, her şey hazır. Şef imzasını atıyor, müdür imzasını atıyor, geçiyor olay. Aslında o da bir tür özelleşme. Ama geçersek devlet ormanlarının mülkiyetinde anayasa izin vermediği halde özelleştiğini görüyoruz. Bunun örneği 2B'dir. 2B ile 500 bin hektar sağ orman dışına çıkarıldı. Ve sonuçta bunların önemli bir kısmı da, hepsi değil. Çünkü dedik ya bir kısmı meraya dönüştü, bir kısmı şey oldu. Ama önemli bir kısmı işgalcilerine veya parayı verene satılıyor 2011'den beri arkadaşlar. Evet. Bu anlattıklarımızdan yola çıkarak sizin yorumlarınızı alabilirim arkadaşlar. Var mı? O zaman şunu yapacağız. Bir, hocam, iki, efendim Oğuz'a. Ya özel sektörün orman işletmesinde bir nebze olsun olması, hani sosyal açıdan ve ekonomik anlamda, yani yerel halkın ekonomik gelişimi açısından olumlu görüyorum da diğer... Nasıl olumlu görüyorsun? İstihdam sağlanıyor. Özel yani sektör daha iyi bir istihdam mı sağlıyor acaba? Özel sektör, hocam devlet alımı yok. Yani ben ülkenin realitesinden bahsediyorum. Örnek veriyorum. Ama i̇şte yok, şimdi daha... özel sektör derken orman mühendisi için hadi bir istihdam sağlıyor mühendisin. Orman köylüsü evet, için evet. Yeni bir istihdam sağlıyor mu? Hayır, orman köylüsü için herhangi bir istihdam. Ama büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Onlar işsiz kaldılar. Şimdi onlar da şehire göçecekler. Evet. Kalanlar da yani. Çünkü özel sektör ne yapıyor? Bu orman köylüsünden daha ucuza çeşitli illerden getirdiği işçilere yaptırabiliyor artık, değil mi? Daha ucuz maliyetlere, daha çok üretim yaparak. Bunu yapıyor. Artık orman köylüsü işsiz kalıyor. Orman köylüsü ne yapıyordu? Üretim işi, ağaçlandırma işi, fidan yetiştirme işlerini ne yapıyordu? Onlar kooperatifler aracıyla yapabiliyordu daha önce. Artık onlar devreden çıkarıldı bu çoğunlukla. Özel sektör geliyor. Şikayetleri... Efendim? Bunun dışı orman ürünleri var. Orman köylüsünün faydalanabileceği. Tamam işte, ama bunlar bile artık müteahhitlere açık hale getiriliyor. Evet, kesinlikle. Yani orman köylüsü devre dışı bırakılıyor. Bunlarla karşılaşıyor olduk. Şimdi arkadaşlar, sizden dersimizin süresi bitti şu an. Şeyi de kapatacağım kaydı, ama kapatmadan önce size iki şey istiyorum arkadaşlar. Şu anda mesela bu derste katkı yapan arkadaşlardan şeyini dolduran var. Alper Yavuz'a 2 tane, Mehmet Caner 2 tane, Oğuzhan'a 2 tane, Sevgi 2 tane ve Vedat'a 2 tane olumlu şey